Burada şimdi siz ne görüyorsunuz yani bir gazeteci gözüyle de işte şu, bu kadar yorumu dinledikten şöyle, sonra ne e, beklemeliyiz? Yani ülkelerin isimlerini falan koyduğunuz zaman, geçen hafta da konuştuğumuzda e, Mavi Vatan haritasını göz önüne getirin. E, Türkiye'yi, yani şu Akdeniz Havzası, e, gelecek yüzyılın, e, gelecek e, yılların enerji kaynağı ve bölüşüm savaşları böyle oluyor dünyada. Ee, Birinci Dünya Savaşı da böyleydi, İkinci Dünya Savaşı da buna benzer bir olaydı ve bölüş, büyük güçler bölüşüm savaşlarını böyle yapıyorlar. Şimdi de biz e, Akdeniz bölgemizde e, bu coğrafyada bir bölüşüm savaşı, oradan Orta Doğuya doğru giden bir enerji kaynaklı e, bölüşüm savaşı'nın içindeyiz. E, o zaman da Türkiye'yi bölmek için Mondros'tu, İhtilaf devletleri işte e, diye adlandırılan e, ülkelerin arasında bugün Türkiye ile karşı karşı gelmiş olan ve gelen gelmeyi göze almış olan ülkeler var. Evet. Yani Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile e, savaş halinde olmadığı için belki mu, hani Serv anlaşması imzalamadı ama adı geçen ülkelerin birçoğu e, Türkiye'nin o paran parça edilmek istendiği Serv anlaşmasında imzacılardı. E, İngiltere gibi bir ülke, o zamanki en büyük emperyalist ülkelerden bir tanesi olarak e, Yunanistan'ı özetle o destekleyerek e, işte Polat kadar. Yunan işgal güçlerini Anadolu'ya sürdüler, gönderdiler. Evet, Türkler bir tarihi ders verdi ama bunun toparlanması ve maliyeti çok ağır oldu. Türkiye, Türk insanını çok ağır bir maliyet ödedi. Evet, biz kahraman bir ulusuz ama mesele bu noktaya gelmeden, hani savaş noktasına gelmeden belki çatışmalarla çözülebilecek durumda olabilir. Ben geçen yılın başında yine programlarda da konuşmuştuk. Böyle bir yazı da yazmıştım. Amerika ile çatışmaya hazır mısınız diye. Çünkü Suriye'deki gelişmeler o Şubat'tan beri yani Biden geldiğinden itibaren özellikle McGurk isimli şey ne diyelim ona PKK tetikçisi Amerikalı çünkü ona böyle şey bilmem ne sorumlusu bir falan demeye gerek yok yani onların sıfatları değişiyor ama adam PKK'ların uşaklığını yapan bir Amerikalı Amerikan yönetimiyle o ile onlar arasındaki postacılık yapan bir eleman ajan. Hatta bu Türkiye şeyde Suriye topraklarında Suriye Demokratik Güçleri diye PKK'lara yeni isim verilirken onların isim babası araya demokrasi kelimesinde koyma'nın çok iyi bir fikir olduğunu o zamanki Özel Kuvvetler Komutanı söylüyordu. Şimdi dolayısıyla Türkiye yavaş yavaş ve maalesef Amerika ile de çatışma noktasına gelmek durumuyla karşı karşıya kalacak. Bunu daha önce birkaç sefer televizyonda burada da konuşmuştuk. Çünkü bir yandan batınızda sizi sıkıştırmaya, orada bir ilizyon yapmaya çalışan Amerika. Ama öbür tarafta asıl amacı Mete'nin Hani operasyon, bize tuzak orada kuruluyor derken ben onu şöyle anladım. Operasyonun asıl niyeti, Amerika'nın asıl niyeti Suriye topraklarında. Yani orada coğrafyayı değiştirecek, yani şöyle bir şey mi yapacak mesela? Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı işte Trakya topraklarına yakın diyerek yani... Trakya topraklarını işgal mi edecekler? Var mı öyle bir cesaretleri? Ha, ancak işte şey cazgırlık yaparlar oradan Türkiye'ye bir tehdit göndermesi yaparlar. O da Türkiye'nin sinirlerini bozmak, hataya sürüklemek için. Çünkü Türkiye'nin dünya da şunu görüyor: Her yaptığı operasyon uluslararası hukuk çerçevesinde ilerliyor. Suriye'deki bütün operasyonları öyle ilerliyor terörle mücadele uluslararası terörle mücadele kapsamında olduğu için yine burada da. Evet, ben de çok önemsiyorum Mavi Vatan'ın bir an önce ilan edilmesini, Münasır Ekonomik Bölge ilanının gecikmeden yapılması gerektiğini. Doğru. Ama şu şu çok açık, ee, Yunanistan sürekli tahrik edici açıklamalar, sinirlendirici açıklamalar yaparak bir anlamda Türkiye'yi hataya zorluyor. Yani Türkiye ilk saldıran ülke olsun ee, noktası, dünya önünde bunu götürmek istiyor. Çünkü böyle bir saldırının devamında, bütün ağırlığıyla buna karşılık verecekler ve Türk hani şu Arkadaşlar kulaklığım açık kaldı kapatabilir misiniz? Evet. çünkü Türkiye böyle bir durumda çok ciddi ekonomik ve insani şeye uğrayacak, kayba uğrayacak, siyasi kaos çıkacak. Tam da Amerika'nın istediği şey bu. İşte o zaman Suriye topraklarındaki o PKK güdümündeki o bahsedilen terör devleti ilanına doğru götürmeye çalışacaklar. Çünkü daha önce sadece PKK'nın bu silahlı gücü YPG'ye, PYD'ye destek açılmaları yaparken artık oradaki siyasi kolunu da Amerika'ya çağırıp senatoda görüşmeler yapıyor. İşi özellik noktasına götürüp Suriye topraklarının bir bölmeye şey yapıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açılıma çok önemli. Yani ilk defa ben takip ediyorum bu konuyu özellikle. İlk defa bir devlet yetkilisi en üst noktada Amerika güçleriyle karşı karşıya gelebiliriz diyor. Şimdi onu konuşacağız. Tabii. Yani, yani bu çok nasıl önemli. bir mesaj? Çünkü şey... Çatışmaya, bu şu demek, Amerika ile çatışmaya her an hazır olmalıyız. Bunu Türkiye ilk defa yapmıyor. <laughs> Zaten Fırat, Mesut Hakkı Hoca'ya söylemişti burada, Fırat Kalkanı ilk 2016'daki t operasyon sırasında, yine Amerikalılar eğer önümüze çıkarsanız, ya terör burayı siz temizleyin, ya da önümüze çıkarsanız, biz sonuçlarından mesul değiliz diyerek aslında, o dönemde de böyle bir şey yaptı ama Amerika o zaman tabii mevzi çekildi. Yani Türkiye bir şekilde orada bir bir alanı e, boşalttı. boşalttı. Ama artık Türkiye'den Türkiye şunu görüyor. Şu avuntu da değil. Ben güvenlik birimlerinin, Türk siyasetinin, Türk devlet aklının ne dersek diyelim, Milli Güvenlik Kurulu'nun ne derseniz deyin. Türkiye'de evet PKKların sayısı 180 civarına düştü. Bu bizi şu rehavete itemez. Yani ya PKK'yı bitirdik, işte sınır içinde bitirdik, şöyle yaptık falan değil. Türkiye içinde siyasi uzantısı almış başına gidiyor. Türkiye'nin ana muhalefeti onlarla, onlara yardakçılık yapıyor. Biz olmayan bir sorunu tartışıyoruz Kürt sorunu adı altında. Adamlar açık açık söylüyor anayasanın ilk dört maddesi diyor. Bundan bahsediyor. E, Cumhurba şey Kılıçdaroğlu her ne kadar bunu da söyle bunun tersini söylese de ama tartışmayı öyle doğru götürüyorlar. Ve biz işin siyasi boyutu bu. İkincisi evet içeride etkisi azalıyor çünkü orada içeride kayıp vermek istemiyor olabilir. O yüzden bütün gücünü 60 bine yakın gücünü şimdi Suriye topraklarında tutuyor PKK. Yani ve Peki. bütün ülkelerden bölgedeki bütün ülkelerden güç toplamış durumda ve zırhlı araçlarla işte hava araçları kısmen hava araçları toplar uçak savarlarla falan donatılmış durumda. Yani Türkiye'nin operasyonuna karşı Amerika'nın önümüze koyacağı piyon yine orada olduğu daha önce olduğu gibi PKK'lar olacak. Yani biz orada 900'e yakında şey var, Amerikalılar var. Onlar Türk ordusunun karşısına çıkıp bir şey değil Ö ama terörün ürediği bir yerden Tabii. Söylüyor. Şimdi Herkes orada Öztürk Bey dedi ki işte Amerikan askeriyle zarar vermekten bahsetti. Türkiye böyle bir şey istemez. Böyle, böyle bir şey de bile bile yapmaz. Ama Karşına çıkarsa niye yapmasın Tabii, ya? Yok, bile bile yapmaz şunu söylüyorum. Şimdi Türk askeri kendine bir şey yani müttefik ülke askerine oturup Türk askeri hedef alıp bir şey yapmaz. Ama orada Türkiye terörle mücadele ederken karşısına çıkıp silah çekiyorsa o savunma hakkına girer zaten. Orada bir problem yok. Ya yani Türkiye ben şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye bakın bütün MIT operasyonlarına da bakın. Askeri operasyonlarına da bakın. Öyle şu efsane estiriliyor böyle. İşte Türkler gidiyor alıyor koparıyor gidiyor paket yapıyor falan filan. Ya yani Türkiye İsrail değil. Türkiye Amerika değil. Türkiye gerçekten bütün operasyonun bir hukuk çerçevesi var. Masa başında önce bunun bir hukuk çerçevesi oturtuluyor. Lojistik e, ikmal boyutları ondan sonra operasyon boyutlarına geçiyor. Ama en önce Fırat Kalkan dahil olmak üzere günlerce haftalarca önce bir hukuki zemini oluşturuldu onun. Dünyaya bu o şekilde deklar edildi ve kimse şey yapamadı. Yani Öztürk Bey diyor ki şimdi oradaki bölgeleri birleştirin, ilan edin falan. Türkiye hiçbir zaman şuna da gelmedi. Ya burası Suriye'nin toprak bütünlüğü. İçinde olması gereken ülkeler. Burada terör olmasa bizim bu toprakta hiçbir işimiz yok. Askerimizin çizmesine oraya girmesine gerek kalmaz. Ama terör var. Biz orada uluslararası mücadele ediyoruz. Bakın yine şeye dönün. E, Soçi'deki görüşmeye Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesine dönün. O görüşmenin içerini biz, kimse bilmiyor. Ama şu şu benim o zamandan beri o görüşme öncesinde de ve sonrasındaki yani hissettiğim ve yakalamaya çalıştım. bulmaya yani parçaları birleştirmeye çalışıyorum. Orada Rusya'nın bu operasyona Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilecekse itiraz olacağını düşünmüyorum. Çünkü bakın daha önce Rusya vurgusu daha yüksekken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü açıklamasında, cuma günkü açıklamasında, bugünkü açıklamasında Amerikan güçleriyle karşı karşıya gelmekten bahsetti. Mesela Rus güçlerinden karşı karşıya gelmekten değil. Rusya ve Amerika sorumluluğunu yere getirdi. Buradan dedi. devam edelim. Çünkü hani YPG, evet. PKK, PYD söz konusuysa çünkü onlar Amerika Birleşik Devletleriyle yani, e, bir aradalar. Birlikte çalışıyorlar. Evet. Rusya'yı da ayrıca konuşuruz ama kısa bir aradan sonra Peki. devam edelim.